Durdurun havada. Bizim için çok kıymetli bir değere sahip olan derneklerimiz, çünkü Şanlıurfa'nın kültürünü, sanatını, toplumsal tüm özellikleri büyük şehirlerimize taşıyan derneklerimizin başkan ve yönetim kurullarını muhakkak ziyaret ediyoruz. Bugün de şahsım olarak bunun huzuru içerisindeyim. Kendi ailem, kendi evime gelmiş gibi kendimi mutlu kabul ediyorum. Tabii gelişen, büyüyen bir Şanlıurfa var karşımızda. Bölgenin parlayan yıldızı konumunda. 11.500 yıllık bir geçmişiyle tarihte, sanatta, kültürde, müzikte, mutfakta hepimiz için apayrı yeri olan bir şehir. Bu kadar kadim olan, bu kadar geçmişi derin olan ve birçok medeniyetin üzerinde yaşadığı, iz bırakmış olduğu böyle güzel bir şehire de Büyükşehir Belediye Başkanı olmanın sorumluluğu da var bizim omuzlarımızda. Çünkü onun mesuliyetinin kolay olmadığını düşünüyorum. Urfa merak edilen bir şehir, merak uyandıran bir şehir. Ankara, Bursa, bugün de İzmir'deyiz. Yarın da inşallah İstanbul'daki hemşehrilerimizle bir araya geleceğiz. Amacımız sizlersiniz. İnsan önemli. Her şey gelip geç. Mevkiler, makamlar, her şey. Dünya üzerinde bulunan tüm maddeler gelip geçici. İnsanı etkileyen insani duygulardır. Kültürel birikimlerdir. Bizim birbirimize karşı olan şahsi münasebetlerimizdir. Onun için bir kardeşiniz olarak, bir evladınız olarak her fırsatta muhakkak surette Şanlıurfa'daki dayanışma, Şanlıurfa'nın dışarıdaki dayanışmasına önem veriyorum. Çünkü her biri fani bir elçi. Biz ne kadar şehrimizde tanıtım noktasında hareketlenelim, çabalanalım o konuda, ama bizim dışarıda bir hemşehrimizin tanıtımı kadar, tek birinin tanıtımı kadar etkili olamaz diye düşünüyorum. Şanlıurfa şöyle büyük şehir sürecinde güzel bir süreci geçiriyor, onu söyleyeyim. 13 ilçeyle bir kere bütünleşen, 13 ilçedeki tüm değerleri artık merkez anlamda yaşatmaya çalışan ve bir ayağı Şanlıurfa merkezde olup diğer tüm ayağı 13 ilçeyi gezen bir sorumlulukla hareket ediyor. Zaten her ilçemiz, merkezimiz her şekliyle çok zengin konumda. İnsan dedik ya, önemli. Şanlıurfa hep insanı yaşatmıştır. Aile bizim için çok önemli bir kavram. Çünkü bizi bir arada tutan, sıcaklığımızı yansıtan aile kavramı Allah'a şükürler olsun şehrimizde çok güzel halen yaşatılıyor. E tabi bu şehrin sokağı, çarşısı, hanları, bedestanları, inanç merkezleri şehri çok güzel bir şekilde yaşatıyor. Bizim bu değerleri aslında Türkiye'ye taşımamız gerekiyor. Belki Türkiye ötesinde diğer sınırlara taşımamız lazım. Çünkü Şanlıurfa aslında Hristiyan'ın, Müslüman'ın, Müsevi'nin kutsal kabul ettiği bir yer. Kendine ait olarak hissettiği bir yer. İşte böyle bir şehir bir dünya mirasıdır elinizde, bir dünya kültür mirasıdır. Zaten hem kültür anlamında UNESCO'ya başvurumuz var, aday listesindeyiz. Gastronomi anlamında başvurularımız var.
müzik şehri anlamında ön başvurularımız kabul gördü. Şimdi heyet tarafından, mütevelli heyet tarafından, daimi temsilciler heyeti tarafından şu an değerlendirme aşamasında. Artık biz de şehrimizi istiyoruz ki gerek festivallerle, gerek müzik programlarıyla, gerek Halil İbrahim buluşmalarıyla, Eyüp Peygamber Sabır etkinlikleriyle hem duyurmak hem en az Urfa kadar, Urfa nüfusu kadar dışarıda yaşayan hemşehrilerimiz var. Onları da Urfa'ya bir moral, bir motivasyon, bir dinamizm sağlamak için Şanlıurfa'da onlara güzel bir ev sahipliği yapmak. Aslında onların evinde onları şöyle bir davet etmek. Çünkü şehirlerin sahipleri hemşehrileridir. Bizler onların emanetlerini taşıyoruz. Şehir yaşayan bir varlık. Şehir herkesi kucaklayan bir mekan. Bu edayla bakıyoruz. Bu bakış açısına sahibiz. İnşallah güzel de hizmetler oluyor. 7 ve 8'inde İSOT Festivali'nin son aşaması gerçekleşecek. Şanlıurfalı tüm sanatçılarımız Urfa'da olacak. Hemşehrileriyle buluşmalarını sağlayacağız. Muhakkak durumu müsait olan Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın ev sahibinde buradan davet ediyorum. Davetimi yenilemek ve davetimi tekrarlamak istiyorum. Sizi Urfa'da ağırlamaktan mutluluk duyacağımızı da belirtmek istiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun. Neresine demek hocam? Burada da. Arkadaşlar.